Evet arkadaşlar, Oğuz Can İskender ile Ders Yorum kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün statik giriş bölümü ikinci dersimizi beraber inceleyeceğiz, ele alacağız. Evet, dilerseniz direkt başlayalım. Statik giriş bölümündeyiz ve statiğin ilkeleri, birimleri bitirmiştik. En son dersimizde statiğin ilkeleri konumuzda kalmıştık. Bakalım neymiş statiğin ilkeleri. 1. Paralel kenar ilkesi. 2. Denge ilkesi. 3. Üst üste bindirme, yani süperpozisyon ilkesi. 4. Etki tepki ilkesi. İnceleyelim. Az çok kulak dolgunluğunuz var çoğuna karşı. Beraber inceleyelim. Evet, kuvvetlerin toplanması ve paralel kenar ilkesi. Vektörel toplama paralel kenar ilkesine göre yapılır. Evet arkadaşlar, gördüğümüz üzere bir F1 kuvvetimiz var ve bir F2 kuvvetimiz var. Bunların vektörel, evet şurada F1 kuvvetimiz, burada F2 kuvvetimiz var. Bunların vektörel olarak toplamı paralel kenar ilkesine göre yapılır. Yani şuradaki F1 sanki şöyle şuradaki F2'nin ucuna eklenmiş gibi. Ve buradaki F2 de sanki şöyle F1'in ucuna eklenmiş gibi ikisine paralel birer vektör çizilir. F2'ye paralel bir vektör, F1'e paralel bir şu tip vektör ve bunların uçlarının birleştiği yerde R bileşke vektörü birleştirilir. Başlangıç noktasında. Bu şekilde paralel kenar ilkemizi görmüş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Evet, paralel kenar ilkesini gördük. Şimdi denge ilkesi. Denge ilkesi. Rigid cisme aynı hat üzerinde duran şiddetleri eşit ama yönleri zıt. F1, F2 eşittir eksi F1 kuvvetleri etki ederse rigid cismin denge konumunda bir değişiklik olmaz. Arkadaşlar, yani burada söylemek istiyor ki şöyle bir F1 kuvvetimiz var. Bu F1 kuvvetinin tam tersi yönde, bakın aynı doğrultuda ama tam tersi yönde aynı doğrultuda başka bir kuvvet, aynı şiddette başka bir kuvvet etki ederse bu iki kuvvet birbirini götürür ve cismin dengesinde bir değişiklik olmaz. Aslında birbirini götürür derken birbirini yok ediyor mu? Hayır, yani birbirinin dengesini sağlıyor. Nasıl yani arkadaşlar? Bir cismi 10 Newton'la sağa doğru çekiyorsunuz. Aynı cismi diğer kulbundan 10 Newton'la tam tersi zıt yönde sola doğru çekiyorsunuz. Hiç cisim yerinden hareket eder mi? Etmez arkadaşlar. Dengede kalır. Denge ilkemiz işte budur. Evet, denge ilkemizde inceledik. Şimdi üst üste bindirme ilkesi. Süperpozisyon ilkesi. Kuvvetler sistemi F1, F2, nokta 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 Fn. Yani en tane kuvvetin etkisinde dengede duran rigid cisme. Dengede olan bir başka kuvvet sistemi. Q ve eksi Q ile gösterilen kuvvet sisteminin eklenmesi ya da çıkartılması bu cismin genel konumunu değiştirmez arkadaşlar. Yani F1 ve F2'nin oluşturduğu bir denge veya Fn'in pardon F1 ve Fn'in oluşturduğu bir denge durumu söz konusuyken ki burada da herhangi farklı bir sistem etkilendi, eklendi. Yani ne Q bileşke kuvveti ve tam tersi yönde eksi Q bileşke kuvveti. Aslına bakarsanız bu da yani o Q ve eksi Q'nun dengede, farklı dengede bir sistem ekleniyor. Bu dengede bizim cismimiz zaten dengedeydi. Farklı bir denge sistemi eklendiğinde üzerine cismimizin denge durumu yine değişmez. Dengede olmayan sistemler eklenseydi durum farklı olurdu. Devam edelim. Etki tepki ilkesi. Birbirlerine değen A ve B cisimleri birbirlerine karşılıklı olarak uygulandıkları RA, RB kuvvetler şiddetçe eşit. Tesir çizgileri olarak yönleri terstir. RA eşittir eksi RB. Bu etki tepkiyi zaten arkadaşlar fizikten biliyoruz. Yani bir cisme etki uygularsanız o da size karşı bir tepki verir. Değil mi? Yani teğet düzlemi demiş. Şu teğet düzlemi. Şu enende normal doğrultumuz. RA'nın tepkisi RB'dir.
arkadaşlar. Şimdi burada phi açısı vermiş. Phi açısı sıfırdan büyükse temas yüzeyi sürtünmeliyim olur. Phi açısı sıfıra eşitse temas yüzeyi cilalı olur arkadaşlar. Normal doğrultusunda olur etki tepki kuvvetimiz. Evet, bu da bu dersimizde yani bu konumuzda böylelikle bitti. Şimdi problem çözüm tekniğine bir bakalım. Problemlerimizi çözerken nelere dikkat etmeliymişiz? Onları inceleyelim. 1. Problemin verileri ile bilinmeyenleri dikkatlice süzülerek izlenmesi gereken çözüm yolu üstünde fikir oluşturulmalıdır. Bu aşamada birkaç farklı çözüm yolu karşınıza çıkabilir. O zaman da bunlar içinden en kısa ya da size göre kolay olanını seçiniz. Evet arkadaşlar, birkaç çözüm olabilir bazen. Biz kolay olanı seçmeye çalışacağız. 2. Ele alacağımız cismi ya da parçacığı çevresinden ayrıklaştırırken çizeceğimiz serbest cisim diyagramı olabildiğince anlaşılır olmalıdır. Yani sadece çözüm aşamasında gerekli ayrıntılara yer verecek biçimde çizilmelidir. Arkadaşlar serbest cisim diyagramları çizeceğiz. Statik, yapı statiği, mukavemet, birçok derste. Bu serbest cisim diyagramlarını ne kadar basit çizersek ve ne kadar basite indirgersek daha kolay görürüz. Yani çözüm yolunu daha kolay görürüz. Zaten zorlaştırmamak lazım aslında. Yani bir insan karşısındaki bir insana olayı ne kadar kolay aktarabiliyorsa, ne kadar kolay anlatabiliyorsa o derste, o konuda, o olayda o kadar başarılıdır demektir. Zorlamadan, zorlaştırmadan. O yüzden çizeceğimiz serbest cisim diyagramları çok önemli. Evet, hesapların sürdürüleceği birimler önceden belirlenmeli. Gerekli birim çevirmeleri daha başlangıçta buna göre yapılmalıdır. Daha sonra denklemleri ve çözüm aşamasına geçilebilir. Yani şunu söylüyor arkadaşlar. Mesela ben size geçen dersimizde örnek verdim. Newton, kilonewton örneği üzerinden. Sizden sonuç hocanız Pascal olarak istiyor. Kuvvetleri ama kilonewton olarak vermiş. Gerilme soruyor diyelim. Siz en baştan o kilonewton olan birimleri Newton yapıp ister sisteminizi öyle çözün, sonucu direkt Pascal olarak bulun. İsterseniz çözün 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 en son kilonewton bölü metrekare olsun. Oradaki kilonewton'u Newton'a çevirin. Bu size kalmış bir şey. Hangisini yaparsanız uygularsınız. 4. Bulduğunuz sonuçları kazandığınız ya da kazanmakta olduğunuz mühendislik bakış açısıyla ve kendi içgüdülerinle birleştirerek bir kez daha gözden geçiriniz. Böylece sizi rahatsız edecek mertebedeki sonuçları fark edebilirsiniz. Gözden kaçmış modelleme hatalarını belirleyebilirsiniz ya da yaptığınız matematiksel hataları ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar, bir inşaat mühendisinin, bir mühendisin mühendis bakış açısı olması lazım. Olmazsa zamanla kazanır. Bu bakış açısıyla karşımızdaki probleme bakabilmemiz lazım. Hani derler ya bazen ikinci görüş her zaman iyidir. Problemi çözdükten sonra arkadaşlar ya tamam ben bunu çözdüm. Şimdi sınavlarda emin olamıyoruz cevabından. Ben bunu çözdüm. Acaba doğru mu? Eğer süreniz, vaktiniz varsa ikinci bir kez farklı bir yönden bakın soruya. Farklı bir bakış açısı, farklı bir yoldan bakın. Eğer iki yolu varsa iki yoldan da çözün. Sonuçları karşılaştırın. Doğru mu? Yani çok önemli bir şey bu. Ha, ve eğer farklı çıksa bile sonuçlar hangisinin doğruluğundan eminseniz onu yazarsınız. Evet, problemin çözüm tekniğini de bitirdik. Biraz dakikamız var. O yüzden diğer dersin ilk konusuna bir bakalım. Vektörler. Vektörlere şöyle bir ilk şeyini inceleyelim arkadaşlar. İlk bölümünü. Hep birlikte. Vektörler. Matematiksel büyüklükler temelde 3 sınıfa ayrılır arkadaşlar. 1. Skaler büyüklük, 2. vektörel ve 3. tansör. Hemen skaler büyüklüğü inceleyelim bakalım. Sadece bir sayısal değerdir skaler büyüklük. Örneğin cismin yoğunluğu. Cismin yoğunluğu sadece bir sayısal değerdir arkadaşlar. Veya buna benzer birçok yani örnek verilebilir. Cismin yoğunluğu şimdi örnek olarak verdik. Vektörele geçelim. Karşılığı 3 üzeri 1 denktir. 3 tane sayı boyutlu bir vektörlük olan vektördür. Boyutlu bir büyüklük olan vektördür, özür dilerim. Şiddet, doğrultu ve yön belirtir vektörler. Örneğin
kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Kalın yazı karakteri ile belirtilecek kitapta, burada da slide'da da arkadaşlar, vektörler kalın puntolu yazı ile belirtilecek. Üzerine ok konulmayacak. Yani normalde biliyorsunuz ok üzerinde küçük oklarla belirtilir. Tansör. Örneğin ikinci mertebeden bir tansör 3 üzeri 2 denktir 9 tane sayı ile ifade edilir. Tansör de değişik bir boyut arkadaşlar. Evet, vektör. Bir f vektörünün şiddeti. Ya şu şekilde iki tane çizgiyle hemen belirtelim. Ya şu şekilde ya da demiş yatay olarak yatık eğrik, italik f şeklinde simgelenir arkadaşlar. Evet, vektörler biliyoruz. Az önce de söyledim. Burada kalın göstereceğiz ama normalde şöyle üzerinde ok da gösterilir. Biz burada kalın F'e göstereceğiz vektörleri. Evet, devam edelim dilerseniz. F vektörünün doğrultusunu bir doğru yönlü bir doğru pardon F vektörünün doğrultusunu bir doğru yönlü bir ok şiddetinde okun boyu belirler. Evet, burada gördüğünüz gibi doğrultusunu A ve B doğrusu belirtiyor. Yönünde bir ok şu şekilde F oku ve şiddetinde okun boyu belirliyor arkadaşlar. Buradaki F vektörün şiddetinde okun boyu belirliyor. İnceleyeceğiz ileride şiddet bulmayı da. F vektörünün zıt yönü ise eksi F ile gösterilir. Buradaki eksi işareti sadece yön değişikliğini belirtir. Arkadaşlar vektördeki eksi işareti yönü belirtir. Vektördeki eksi işareti o vektörün skaler anlamda büyüklüğünün eksi olduğu anlamına gelmez. Sadece yönünün normal vektörlere göre ters yönde, normal haline göre ters yönde olduğunu belirtir ki grafikten de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. F vektörü şu yöndeymiş, teta açısı yapıyor doğrultusuyla. Yatayla teta açısı yapan bir doğrultuda. Eksi F vektörü de aynı paralel veya şurada da gösterebilirdi onu. Orada göstermemiş. Şuraya da çizebilirdik. Arkadaşlar. Şu da eksi F'tir. Şiddete aynı olsun yeter. Eksi F vektörü de işte budur. Arkadaşlar. Evet. Eksi F vektörü de bakın. Aynı doğrultu ki burası da muhtemel yatayla şöyle bir dakika gözüküyor mu kalemi çizeyim. Teta açısı yapıyor. Aynı doğrultuda tam tersi yöndedir arkadaşlar. Bunları vektörleri fizikten, lise bilgilerimizden, geometri, fizik biliyoruz arkadaşlar. Burada da yine inceliyoruz beraber. Çeşitli özellikleriyle vektörler nedir? Serbest vektör. Yönü ve şiddeti korunmak şartı ile uzayda serbestçe hareket ettirilebilen vektörler örnek vektörlerdir. Örnek olarak kuvvet çifti arkadaşlar. Yönü ve şiddeti korunuyor. Uzayda serbestçe hareket ettirilebiliyor. Kuvvet çiftlerini göreceğiz ileride. Kayan vektör kendisiyle aynı doğrultu üzerinde istenilen herhangi bir noktaya uygulanabilen vektörlerdir. Statikte kuvvetler kayan vektörlerdir arkadaşlar. İstediğiniz noktaya uygulayabilirsiniz. Şöyle hemen kayan vektörleri gösterelim. Şöyle bir F kuvvetimiz var. Bu F kuvvetini süperpozisyon ilkesi kullanarak A noktasına etken F kuvvetini yani şunu aynı cisim üzerinde aynı doğrultuda değiştirilmeden B noktasına taşıyalım. Bakın nasıl taşımışız. Hemen orada göstermiş. Ben de şöyle şematize edeyim. Dedik ki B ve M noktasına da aynı F kuvvetininle aynı şiddette eksi F ve artı F uygulasam. Ekledim çıkardım. Hiçbir değişiklik oldu mu? Olmadı. Yani birbirini götürdü sıfır kaldı. Ama şey ekledim çıkardım ama şuradaki eksi F dedim. Şu F'i değil de benim yazdığım F'i değil de şuradaki eksi F şu A'daki F'i götürse şiddetler aynı ya arkadaşlar. Peki dedim. O zaman ne kalır dedim geriye. B noktasına çizdiğim F kalır. Bakın A noktasındaki F kuvvetini aynı şiddetle B noktasına taşıyabildik. Ama aynı doğrultu üzerinde olmak şartı ile arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Sabit vektör.
Uygulama noktası sabit olan vektörlere sabit vektör diyoruz arkadaşlar. Birim vektör ise boyu birim olan vektördür. Bir birim. Boyu bir birim olacak. Birim vektörü şu şekilde gösteriyoruz. Lambda eşittir lambda x i artı lambda y j artı lambda z k. Birim vektörü olduğunda lambda x kare artı lambda y kare artı lambda z kare 1'e eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, birim vektörü de şu şekilde gösterebiliyoruz. K, J, I büyük ihtimal inşaat mühendisliği okuyan arkadaşlarım makinede olabilir. Fizik 1 dersinde gördüğünüz zaten. Şapkalı olarak normalde gösteriyoruz. Burada kalın puntoyla göstermiş yine. I, x ekseni yönünde olduğunu temsil ediyor. J, y ekseni. K da z ekseni yönünde olduğunu temsil ediyor. Tabii bunlar pozitif yönde. Eksi olsalar da eksi eksi c eksi k tam tersi yönde olduğunu bilecektik. Evet, şu çok önemli arkadaşlar, hemen şunu şöyle bakın, sarı sarı puntoyla çizeyim ben. Evet arkadaşlar, hemen şöyle inceleyelim şurayı. Bilinen bir f eşittir fxi, fyj ve fzk vektörünün birim vektörü arkadaşlar lambda f eşittir. Yani birim vektör lambda f eşittir. F vektörü bölü f vektörünün şiddetidir. Arkadaşlar şunu şöyle 3-4 kere çizeyim. Evet, birim vektörü bulmanın formülü. Soruyu verdi, bize birim vektörü sordu. Aynen bu formülden bulacağız. Peki. Vektörümüzün şiddetini nasıl hesaplıyoruz? Eğer bir vektörümüzün 3 boyutlu ise bir vektörümüz, yani x, y ve z de bileşenleri varsa, bu vektörü biz ya itelik dedik ya da şöyle şeyler içinde gösteriyoruz. Parantezler içerisinde gösteriyoruz şiddetini. Şiddetini kök içerisinde fx'in karesi artı fy'nin karesi artı fz'nin z'in karesi, yani 3 düzlemdeki bileşenlerinin karelerinin toplamının kare kökü şeklinde hesap edebiliyoruz. Bu arada süremizi de açtık ama biraz 15 dakika diye hesaplamıştım. Neyse, devam edelim. Bitince konumuz kaldığımız yerden şey yaparız. Evet, boyu A, X, A, Y, A, Z, A ve B, X, B, Y, B, Z, B gibi iki nokta arasında verilmiş bir f vektörü düşünelim. Düşündük. Evet. Vektörün yönü A noktasından B noktasına doğru yönelmiş olsun. Olsun. Bu durumda f vektörümüz, evet, şu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Çok güzel bir yere değinmiş. Evet, f eşittir xb eksi xa i artı yb eksi yaj artı zb eksi zak. Hani demiştik ki arkadaşlar, geometride çok görmüşüzdür. AB vektörü dediğimiz şey neydi? Hani AB noktasının üzerindeki vektörü biz nasıl şey yapıyorduk? B vektörü eksi A vektörü. İşte burada da aynı durum söz konusu. Demiş ki A noktası, A'daki noktaları şu vektörün, B'deki noktaları da şu bir f vektörü ve A'dan B'ye doğruymuş. Bu f vektörünün bileşenleri şu şekilde olur. XB eksi XAI, YB eksi YAJ, ZP eksi ZAK. B'den A'ya olsaydı tam tersi olacaktı arkadaşlar. Evet, bu şekilde dersimiz burada bitti arkadaşlar. Eğer sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.